Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Bugün sizlere Trendyol indiriminden aldığım ürünleri göstereceğim. Hem denemeli olarak göstereceğim, hem de bazı ürünler vardı, onları göstermiş olacağım size. Bir tanesini zaten 2 video önce falan denemiştim makineyi. Kargolar çok zamansız geldi ve hepsi tek tek geldi. O yüzden bir türlü toparlayıp da videoyu çekemedim. En sonunda Trendyol indiriminden almış olduğum ürünler sonunda toparlandı bu şekilde. Şimdi şöyle şunları almış durumdayım. Hemen size şöyle göstereceğim, sonra tişörtleri deneyeceğim. Alt ihtiyacım yoktu, o yüzden almadım. Sadece işte tişört tarzı şeyler aldım. Hani böyle güzel şeyler buldum ve indirimdeydiler. Bir de bazı şeylere ihtiyacım vardı, ondan dolayı aldım. Ama dediğim gibi alt kombineri kendim yapacağım. Şimdi böyle şöyle bir kutu var. Bunun içinde şimdi bazılarına şey gelebilir, lüzumsuz gelebilir ama ben de şimdi göbeğimde de piercing olduğu için şöyle bir piercing seti aldım. Bunlar bunun içindeydi. Sadece hepsine bakmak için. Şu şekilde beşli bir set vardı. Normalde bunlar 100 lira civarında pahalı oluyor. Kararma olasılığı olacak mı olmayacak mı diye bilmiyorum. Çünkü diğerlerine diğer piercinglerim hani kararma falan yapmıyordu ve şimdi bunlardan da korkuyorum. Acaba şey yapar mı? Mikrop kapar mı gibisinde. Ama çocuğumun göbek temizleme mendilleri oluyor ya. Onlarla beraber bunları temizleyip o şekilde kullanacağım. Siz de aldığınız zaman o şekilde bir dezenfekte edip o şekilde kullanmanızda fayda var. Çünkü göbek bu şakaya gelmez. Oradan mikrop aldığınız zaman çok zararlı. Şimdi hemen içeriğini göstereceğim. Bunları 54 küsüre almıştım. Yani 55 lira. Normalde 100 lira civarındaymış. Şöyle minik minik ama gayet boyları iyi. Çünkü diğer piercingimle aynı boydalar. O yüzden çok şey kalmıştım. Bazıları demiş hani çok küçük gibisinde. Bu komple taşlı. Açılma şekli de alttan. Yani alt top çıkıyor şu şekilde. Şöyle bir komple taşlı bir piercing. Bunların denemesini tabii gösteremeyeceğim. Malum olmaz. Göbeğimi şu an burada açmayacağım. Normalde göbek açık giymiyorum. Ancak işte böyle hani denizde falan şey yapıyorum, takıyorum bunları. Gençken göbeğimi deldirmiştim. Eşim istemişti. Bana kalsa deldirmezdim. Çünkü inanılmaz derecede çok fazla acıdı. Şöyle bir düz şekillerini göstereceğim. Bu düz, hiçbir şey yok. Taşsız falan. Bunları buraya koyayım da mikrop kapmasın. Çünkü ben genelde böyle paketlerinin içinde tutarım onları. Hani toz falan almasın. Diğeri bu benimkiyle aynı. Benimkisi sadece şeydi işte, maviydi. Böyle gümüş renkte yoktu. Merak edenler olur diye herkese hitap edelim videolarımızda. Şöyle bu taşlı. Hem üstü taşlı hem altı taşlı. Bakalım. İnşallah dediğim gibi mikrop kapma olasılığım olmaz. Şekilleri çok hoşuma gitti. Bir tanesine baktım. Bir tanesine 50-60 lira diyorlardı. O şekildeydi fiyatlar. Bunu da karambole çıktı karşıma. Bu kalp şeklinde böyle. Hem üstte minik bir taşı var hem altta böyle. Hani taşlarının parlaması falan güzel. O komple taşlıyı zaten hemen şey yaptım. Hani taşları düşmesin diye parlatıcı gibi bir şey sürdüm oraya. Taşları çünkü düşebilir. Çok sık taşlı. Bu da nasıl? Şöyle. O kalbin daha değişiği. Yuvarlak şeklinde. Şu şekilde. Piercinglerim böyle. Dediğim gibi bunların denemesini yapamayacağım maalesef. Onların kutusu falan gayet iyi. Şu şekilde. Gayet özenli bir şekilde. Kargolaması da çok hızlıydı. Hemen gelmişti bunlar. İkinci olarak böyle bir kahve yanı bardağı ihtiyacım vardı. Bunlar da indirimdeydi. Normalde 25 lira ile 30 lira arasında değişiyor. Kristal şekilde kahve yanı bardağı diye geçiyor. Hepsi sağlam gelmiş bu arada. Şöyle minik kahve yanı su bardaklarından almıştım. Çünkü malum çocuk olunca evde sağlam bir şey kalmasının imkanı yok. Bunları da 10-15-17 lira civarı, hani o civarlarda almıştım. Bunu zaten sizlere denemesini yapmıştım. Comadons siyah nokta temizleme aparatı. Bunun linkini istemişler. Daha yeni gördüm. Linkini koyacağım. Şu şekilde bunun zaten denemesini yapmıştım. Hemen üste çıkan videoda neler oldu, neler bitti, nasıl temizledi onları görebilirsiniz. Tişörtlere geçmeden önce şöyle de inan ayakkabıymış bu. Şöyle bir şey istiyordum ben terlik olarak. Bunları da 89.90'a aldım. Makine de 89.90. Onun zaten fiyatı orada hala standart gördüm. Almış olduğum bazı ürünler, tişörtler kalmamış. Şöyle bir terlik aldım. Bunların alt tabanı siyah olan, beyaz olan şeklinde vardı. Bunlarda çok meram vardı.
Ama işte hani topuklu, bu kadar topuklu da olsa çocuklar olduğu için hani genelde düz taban giyiyorum. Ayakta falan çok güzel durdu hepsini. Şimdi size göstereceğim. 38 numarasını aldım. Ayağım 38 numara. Eğer ki hani ayaklarında biraz tarak varsa 39 bile alınabilirmiş. Ayağımda şişme oluyor. Ona hani geldiği zaman denediğimde tam oldu ayağıma. Yani 38 numara, yani 37-38 giyiyorum ama 38 tam oldu. Ayakta da çok şık duruyor. Böyle bir şey düşünürseniz, normalde bunlar çünkü 150 lira civarındaydı. Ama 89-90'a buldum ve zaten bildirim zili açık oluyor böyle indirimlerde. Hemen indirime girince almış oldum. Daha farklı çeşitleri de vardı. Ama ben bu tarz bir şey istiyordum. Hani etekle falan daha hoş dursun diye. Şöyle bir bluz aldım. Standart beden geçiyor ama kalıpları biraz büyük. Büyükmüş yani. Standart beden değil mi? Evet. Alaçatı'dan almışım ben bunu. Bayağı geniş. Bakınız. Tek kol. Tek kol olmasından dolayı geniş. Üzerimde daha iyi anlarsanız. Tek kol şöyle şu şekilde. Bu da 35 lira civarındaydı. Ama videoma başlamadan önce baktığımda baktım ki tükenmiş. Sanıyorum ben sonlarımı aldım. Ne yaptım bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şöyle de bir normal yeşil renkte. Yine kol açık. Bu, ben salaş giymeyi seviyorum. Hani üzerimde bol olsun. Hani tight'la falan böyle ya da şortla iyi bir şekilde olsun diye. Bunun boyu bayağı uzunmuş. Yani bayağı uzun. Ve yaka. Üzerimde daha iyi anlayacaksınız şimdi nasıl olduğunu. Bu da 35 lira civarındaydı. Bunlar düz. 20 liraya aldım bunları. İki tane rengi. Baktım ki çok şey olmuş. Çok satanların içindeydi. Bu da neredenmiş? Nereden almışım ben bunu? Happiness'ten almışım. İsterseniz linklerini koyarım ama şu an yok stoklarda. Bunlar şöyle V yaka, günlük tişört. Bir de onun açık pembesini aldım. Şu şekilde. Şimdi bunları üzerimde size göstereyim. Nasıl duruyor? Almak isteyenleriniz olursa size de fikir olmuş olsun. Çünkü insan böyle gördüğü zaman daha çok böyle etkilenir. Çünkü orada resimlerde hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Ben bile çok kararsız kaldım. Alayım mı, almayayım mı? Başka modeller gördüm. Acaba dedim bedenleri nasıl? Bazıları demiş hani çok büyük bedenleri. Bazıları demiş çok küçük bedenleri. O yüzden ben de onu düşünerekten hepsini L beden vermişim. Standart beden de zaten bildiğiniz X'ler gibi. Ama dökümlü duruyor. Hoş duruyor yani. Hemen şimdi onları size göstereyim. Bir kombin yapalım. Hemen geliyorum. Bu şekilde denedikten sonra tekrar sizlerleyim. Gördüğünüz gibi bazıları çok uzun, bazıları daha geniş. Bazıları o renkli pembe ve mor olan likralı tarzda. L beden olmasına rağmen çok şey durmuyor, geniş durmuyor. Onları göz önünde bulundurursunuz eğer almak isterseniz. Siyah bayağı geniş ama tek kolu düşük diye sanıyorum ondan dolayı salaş. Yeşil de bayağı uzun. Tight'la falan böyle hani giymeyi düşünenleriniz varsa ben önünü hani kıvırarak, içine sokarak, arkayı uzun bırakarak o şekilde bir kombin yaptım onu. O şekilde değerlendirdim. Tight'la ya da short'la da güzel olur. Aldıklarım bu kadar. Az ve öz. Size de fikir olur inşallah. Linklerini isterseniz eğer ürünler gelirse, gelmiş olursa onların linkini aşağıya bırakırım. Eğer yoksa da Trendyol'a girdiğiniz zaman Alaçatı'dan, Happiness'ten ve işte diğer yerlerden girdiğiniz zaman zaten tişört kategorisi dediğiniz zaman hepsi çıkıyor. İndirimli dediğiniz zaman daha çok çıkıyor. Öyle şeyleri bir de favorileri alıp zillerini açtığınız zaman zaten direkt olarak indirime girdiği zaman hemen bildirim geliyor ve öyle fırsat bu fırsat diyorum ben, kaçırmıyorum. Yapacak bir şey yok çünkü diğer türlü dediğim gibi terlikler çok rahat bu arada. Ayağımda hala ayağımdalar, çok rahatlar. Çünkü ben ayağım biraz şişken giymiştim. Tam rahat edememiştim ama çok hoş. İyi ki almışım. Yani 150 lira vermezdim o terliği ama işte 90 lira vermiş oldum.
öyle olmuş oldu. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Oradan ürünlerin resimlerini ve açıklamalarını da yapıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.